Kobani iddianamesi AKP'yi ileride yargılamak isteyenler bakımından bir ön iddianame niteliğindedir. Bunu bütün inancımla ve tecrübemle görüp söylüyorum. AKP içi iç iktidar kavgalarında çözüm sürecine muhalif olan kesim bu iddianameyle yargılamanın, onları yargılamanın ya da yargılatmanın ya da tasfiye etmenin ilk adımını atıyorlar. Çünkü iddianameyi okuyun, bir başta ben olmak üzere birçoğumuzla ilgili çözüm süreci faaliyetleri kriminalize ediliyor ve bir suç delili olarak değerlendiriliyor. Eğer buna mahkeme uyarsa bununla ilgili dönemin muhatabımız olan bütün bakanları Bekir Bozdağ, Sadullah Ergin, Efkan Ala, Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bürokratlar kamu güvenliği müsteşarlığından başlayarak bunların hepsi bu davada feri şerik bile değil, hukuk diliyle söyleyeyim, esas fail olarak yargılanacaklar. Çünkü kamusal gücü, otoriteyi elinde tutanlar bunlar. Meclise getirilen bir çerçeve yasa var. Çözüm süreci yasası olarak hatırlayacağınız yasa. Yargı bağışıklığı bu süreçlerde yer alan şahıslara dönük olarak hazırlandı. Yönetmeliği çıkarılmayarak kadük edildi o yasa. Ama ortada bir yasa var. Ve kendi elleriyle onu, o yasayı imha ettiler. Dolayısıyla bu iktidarda ya da siyasi bizi siyaseten imha etmek isteyen anlayışta bu denklemi çözecek bir tane zeka yok. Tümü ahmak, tümü alık, tümü kategorik karşıtlıklar üzerinden, öfke ve kin siyaseti üzerinden, Kürt düşmanlığı üzerinden gözleri kararmış, kendi iplerini yağlamakla meşguller. Bunu altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Türkiye'de siyasal zaman çok hızlı akar. Yaşayacağız, göreceğiz. Yani bu iddianame, eğer sizlerden ricam, bu gözle hem iddianame hem mütalayı bu gözle okursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle bir seyir de izledi. Ben bunu kamusal alanda ve mahkemede bunları çokça dile getirince mahkeme heyeti alışık olmadık bir şey yaptı. Ya size belki buradan değil de örgüt üyeliğinden, yöneticiliğinden ceza veririz. Her ihtimale karşı savunmasını yapanlar yeniden bu konuda da savunma yapsınlar. Savunmasını yapmayanlar da buna dönük bir savunma yapsınlar gibi. Bunca senelik kıdemli sanığım ben böyle bir şey görmemişim. Tamam. Mahkemeye her ihtimale karşı savunma diye bir şey ömrümde görmediğimi söyledim. Gerçekte de yok. Çünkü tadat edilmesi lazım. Yani çok ihtiyarım eski dille, ne yeni hukuk dilinde, ne yani her şahıs bakımından illiyeti somutlaştırılmasının ortaya konulması lazım ki yargılanan kişi de o ithamı bilerek örgüt üyeliği ithamına karşı savunmasını yapabilsin. Ama bir çerçi torbası gibi, eskinin bu binbir çeşit mağazaları gibi ne bulurlarsa atıyorlar içine. Gözden kaçırdıkları bu öfke ve kinin, düşmanlığın gözünü kararttıkları şey, görmedikleri şey bunun kendilerinin ön iddianamesi olduğu gerçekliğidir. Büyük harflerle altını defalarca çizerek bunu söylüyorum. Ben bundan anlaması gerekenler anladı ve hemen aman bu iktidar ya da çözüm sürecinde inisiyatif alanlar huylanmasın diye bu ek mütala mı denir adına, bir şey de denilemiyor yani, evet. Bir keyfiyet geliştirdiler. Ek savunma isteyerek. Birincisi bunu söylemek durumundayım.
Şu andaki iktidar Kürt'ü ve Kürtlüğü temsil eden her şeye kategorik bir düşmanlık çerçevesinde duruyor. Diline, etkinliklerine, siyasal iradesine, hayatın her alanından Kürt'ü ve Kürtlüğü silmek gibi bir misyon edinmiş kendisine. Bu gözü kararmışlığın bu duruma gelmesi, bu ülke için dertlenen, bu ülke için, bu ülkenin geleceği için umut besleyen herkesin derdi olmalıdır. Çünkü çözüm süreci şartlarında ilk defa bu topraklarda kendi iç dinamiklerimizle bu meseleyi çözme ya da çözme yolunda devam etme zemini yakalamıştık. Fakat iktidarın aymazlığı, bu kendi iç çatışmaları, herkes dikkat edin, son dönemlere dair bu üslubu hiç sevmiyorum ama hani gazeteciye akıl vermek ya da işini öğretmek gibi değil ama bir yöntem önereceğim. Bütün iktidar içi çatışmaları yazdığınız, yazamadığınız ama hepsinden haberdarsınız. Bütün kamuoyu da biliyor. Bu çatışmaları yeni bir gözle okuyun. Bakın hepsi birbirine Kürt'ün üzerinden ateş ediyor. Hepsi birbirine HDP Kürt siyasi çizgisini düşmanlaştırarak ve diğerinin onunla kurduğu bağı ya da diğerinin onunla yeterince mücadele etmediğini bir mimariye sokarak, bir terkibe sokarak onunla bu iktidar içi çatışmalarını yürütüyorlar. Bütün demokrat kamuoyu, AKP'nin kendi kitlesi, bu ülkenin yurttaşı olan istisnasız herkesin görmesi gereken temel olgu budur. Kriminalize ettiğiniz alan kriminal bir alan değildir. Bu sizin iç iktidar çatışmalarınızın bir enstrümanı haline getirmeye çalışıyorsunuz. Ortaya şu ana kadar ortaya saçılan kısmıyla bile bu rezaletlerle, çeteleşmeyle, mafyayla, uyuşturucuyla ve benzeri şeylerle yargıdaki yargıya dönük ithamlar, çeteleşmeler şunlarla bunun böyle olduğunu anlamaya kafi. Duyduklarımızı bir kenara bırakıyorum. Ortaya saçılandan bahsediyorum. Birinci boyutu bu. Bu süreç ıskalandığı için biz bunda kendi yetmezliklerimizi ve eksikliklerimizi de açık yüreklilikle dile getiren tek yapı olduk biz. Biraz şey gibi oldu bu hani bu samimiyet ve bu açık yüreklilik ve bu irade bir müddet sonra sanki sürecin tek faili ya da tek sorumlusu bizmişiz gibi. Çünkü muhataplarınız sizinle aynı tartıya çıkan, aynı yolda yürüdükleriniz böyle bir iradeyi ve cesareti ve samimiyeti göstermeyince iş bizim kucağımızda kaldı ya da bırakılmak isteniyor. Hiçbirinin tanığı rahmetli olmadı. Herkes hayatta. 6-8 Ekim'de başta Selahattin Demirtaş olmak üzere çözüm süreci heyetinin nasıl çaba gösterdiğinin birinci elden tanığı Efkan Ala'dır. Memleketin o zamanki İçişleri Bakanı'dır. Ben ve İdris Baluken ve Pervin Buldan dönüşümlü olarak o iki günü İçişleri Bakanı'nın odasında geçirdik. O bir yandan biz bir yandan gelmekte olanı sürüklenilmek istenen yeri görüyorduk. Engellemek için iki gün mesai yürüttük. Rahmetli değil, hayatta çıkıp yalan söylüyor demesine gerek yok. Çıkıp ya tam da onun anlattığı gibi olmadı desin, ben bütün bu sözlerimi yalayıp yutacağım. Özür dileyeceğim kamuoyundan. Mahkeme de istediği cezayı versin. Mahkemeye bunu söyledim. Ahmet Davutoğlu, Efkan Ala,
Hadi Cumhurbaşkanını çağıramıyorsunuz. Kamu güvenliği müsteşarı. Bunları çağırın. Bakın ben bu şekilde iddialarda bulunuyorum. Çağıramıyorsanız dışarıdan demeç versinler. Mahkemeye açık çağrı yaptım. İki kez yaptım bunu. Dışarıdan demeç versinler. Bu olay sırrı yalan söylüyor demelerine de gerek yok. Biraz sırasını karıştırmış olanların desinler. Ben savunma hakkımdan feragat ediyorum. Ne ceza istiyorsanız diyor. Tam da onun anlattığı gibi olmayabilir desinler. Ben savunma hakkımdan feragat ediyorum. Öyle kasabın bıçağına her zaman Kürt'ü ve onun siyasi iradesini yatırmak kolay bir iş değil. Ne sayesinde oluyor bu? Orada bir iç iktidar ve kirli bir iktidar savaşı var. Bir insan ömrünün sona erme ihtimali ve sonrasına dönük kanlı bir savaş yürütülüyor orada. Birincisi bu. Fakat demokrat kamuoyu da bunun bizim üzerimizden yürütülmesine yeterli tepkiyi, duyarlılığı göstermiyor. Demokrat kamuoyunun anlamadığı şu, yeni yeni farkına vardığı şu ki bu çember giderek herkesi içine alarak daraltacak bir karakter taşıyor. İktidarın göremediği de şu, bu badireler, bu yönelimler bugün maruz kaldığımız bir şey değil. Biz her bu badireden güçlenerek çıkmış bir geleneğin devamını ve sözcülüğünü yürütüyoruz şu anda. Bunun bir ön iddianame olduğu gerçekliği, bu kumpasın artık görünürlüğü, bilinirliği, mekaniği yeterince teşhir edildi. Onlar da farkındalar. Ama bu ön iddianame olduğu gerçekliği yeterince kavranmış değil. Bütün bu yönlerinin yanında. Bundan ibaret bir şey değil. Kürt siyasi hareketini imha etmek, onun öncülerini, seçilmiş iradelerini güçsüz bırakmak, özgürlüklerinden alıkoymak, itibarsızlaştırmaya çalışmak gibi şeylerin yanında ve onun altında gelecekteki devlet yapılanması için, yani bir insan ömrü üzerinden yürütülen bir projeksiyonda birbirine buranın üzerinden ateş etme iddianamesidir. Ve tekraren söylüyorum, bunu anlayacak, buna maruz kalacakların içinde bunu anlayacak bir kişi yok. Düşmanlık gözlerini kör etmiş, savaş tutkusu vicdanlarını kurutmuş. Bütün bunun yarın öbür gün kendisine örülecek bir başka kumpasın ön hazırlığı olduğunu görmüyor. Bizim çok derdimiz mi? Değil. Efkar ettiğimiz bu memleketin ortak geleceğidir. Yitirdiğimiz zamandır. Yitirdiğimiz canlardır. Bunların hiçbiri geri döndürülemez. Hiçbirinin telafisi yok. Hiçbirinin taklidi yapılamaz. Sahtesi imal edilemez. Ve paha biçilemez. Bu ülkede bir yeni anayasaya ihtiyaç varsa, özgürlükler ve Kürt meselesi bu ihtiyacın en önemli başlıklarından birisidir. Ve fakat Kürt meselesinde diyelim ana dilde eğitim, diyelim ki işte kendi ulusal demokratik kimliğinin geliştirilmesi, diyelim ki özerklik. Bunlardan herhangi biri üzerinde bir teklifte bulunmak 16 seneden başlıyor şimdi. Eğer devletin resmi, hakim söyleminin dışında bir şey dile getirecekseniz 16 senelik minimum bir fezleke sizi bekliyor olacak. Dolayısıyla yeni bir anayasa tartışmasına hiçbir zaman kapalı değiliz. Mücadelemiz zaten halkların tümünün kendini bulacağını, kendini içinde bulacağı, bir özgür, hukuka bağlı, genel hukukun geçerli olduğu, evrensel insan haklarının hakim kılındığı ve 21. yüzyıla hatta bundan sonrasına bu toprakları
götürebilecek bir ortak sözleşme. Buna niye karşı olalım? Nasıl karşı olalım? Bu kendimizi inkar etmek anlamına gelir. Ama bunun için konuşmak lazım. Yani önerilerini söylemek lazım. Öyle sadece siyasal parti temsilcileriyle de olmaz. Yani bunu sivil toplum, düşünce kuruluşları, bütün temsiliyetler değişik zemin ve platformlarda kendi düşüncelerini savunmalı, tartışmalı, tartıştırabilmeli. Şu anda devletin hakim söyleminin dışında edeceğiniz her laf, özellikle Kürt meselesinde 16 seneden başlıyor. Onun için bize gelinecekse, bu konuda kime gidilecekse, yapılacak olan ve talep edilecek olan şey şudur. Önce siz memlekette ifade özgürlüğünü, vazgeçtim hukuk dışı uygulamaları falan, yani ne istediğini yurttaş söylediğinde ceza tehdidinin olmadığı bir yasal düzlem hazırlayın ve fiili düzlem. Aslında yasal düzlem çoğu zaman müsaittir bu ülkede. Uygulama macun gibi oradan oraya, oradan oraya çekiştirilir. Bunu sağlayın ki bunun samimiyeti belli olsun. Yeni anayasa yapacağız. Siz de benim dediklerimi söylediğiniz müddetçe hiçbir sorun yok. Her türlü ifade özgürlüğünüz var. Olur mu böyle bir şey?